Diyelim ki bir şeye karşı alerjiniz var, peki şimdi ne olacak? Uzak durmak yardımcı olabilir ama çok değil. Aslında alerjiyi tedavi etmenin başka birçok yolu da var. İlk seçenek, semptomları tedavi etmek. Aksırma ya da cilt kızarması gibi alerjik bir reaksiyon vücudunuzdaki histamin salınmasından kaynaklanır. Antihistaminik ya da steroid sprey kullanarak kısa süreliğine bu tepkimelerin gerçekleşmesini önleyebilirsiniz. <laughs> Eğer bu yeterli olmazsa ya da yan etkiler meydana gelirse alerjiye neden olan antikorları etkisiz hale getirerek semptomları tedavi eden terapileri tercih edebilirsiniz ya da özel immünoterapiler başka bir seçenek olabilir. Bunlar alerjinin sebebine odaklanır ve bağışıklık sisteminizin alerji yapan maddeye alışmasını sağlar. Bu tedavi enjeksiyon yoluyla ya da damlacık veya hap kullanımıyla yapılabilir. Başlangıçta ilk dozu doktorunuzdan alacaksınız. Sonra alerjik semptomların oluşmadığından emin olmak için bir süre beklemeniz gerekecek. Eğer iğne olursanız, terapinin başlarında her hafta geleceksiniz ama bir süre sonra sadece ayda bir gelmeniz yeterli olacak. Damlacık ya da hapları evinizde kullanabilirsiniz. Her gün bir doz alın ve dilinizin altına yerleştirerek birkaç dakika bekletip erimesini sağlayın. Bağışıklık sisteminize yönelik bu eğitim 3 yıl sürüyor ve semptomlarınızı azaltmayı ve yaşam kalitenizi arttırmayı amaçlıyor. Harika. Kendinize en uygun tedavi yöntemini öğrenmek için doktorunuza danışın.